Şimdi dolar 34 lira 08 kuruş seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Bu başlığı da alalım arkadaşlar dilerseniz. Euro'ya baktığımızda 38 lira 13 kuruş seviyesi karşımıza çıkıyor. Euro yeniden 38 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dün de yine bu seviyelerdeydi. Altına dikkat çekmiştik. Zira altın yeni zirvelere doğru yelken açtı demiştik. Fed kararı bekleniyordu. Bakın 2846 liraya kadar yükseldi. Gram altında yükseliş devam edecek mi? Bugünün yanıtı aranan sorularından bir tanesi de bu olacak. Ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9975 puandan tamamlanmıştı. Yeni günde işlemlerin önümüzdeki dakikalar içerisinde başlamasını bekliyoruz. Piyasaları yakından takip edeceğiz. Şimdi tabii dün Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faizi %50 seviyesinde sabit bırakmasının ardından herkesin merak ettiği soru şu: acaba Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Bu yıl tamamlanmadan sembolik de olsa faiz indirimleri gelecek mi? Merkez Bankası dün bunun sinyalini verdi mi? Eğer verirse, eğer böyle bir adım atılırsa bu verilerde değişiklik ve gidişat yıl sonunda nasıl olacak? Beklentileri konuşacağız. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. İlerleyen dakikalarda bu ekranlarda diyelim ve hızla başlayalım. Şimdi efendim sıcak görüntülerle başlayacağız. Önce bir İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da zira Beyoğlu ilçesi son yerel seçimde AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerden biri oldu. Ve Beyoğlu Belediyesi'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neden derseniz seçimden sadece birkaç ay önce belediyeye tahsil edilen binalardan belediyenin çıkışı istenmişti, hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu belediyeyi kazanacağı belli ki hesap edilmemişti. Seçimden önce belediyeye tahsis edilen bazı mekanlar vardı ve bunlardan belediyelerin çıkışı istenmişti. Hatırlayacaksınız, bir önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yapmış ve bu tabloya sert tepki göstermişti. İşte tüm bu gelişmelerin sonrasında deyim yerindeyse Beyoğlu Belediyesi'ne dört koldan bir abluka uygulanıyor. Bu görüntüler sabah erken saatlerde elimize ulaşan görüntüler. Kaymakamlık binası içindeki belediye birimleri boşaltılıyor. İşte günün sıcak görüntüleri değerli izleyiciler. İstanbul'da AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne az önce ifade ettiğimiz gibi dört koldan abluka geldi. Eş zamanlı olarak belediyeye tahsis edilen binaların tahliye edilmesi istendi. Engelli birimi gibi kritik öneme sahip birimin çalışmasının önüne de set konulmuş olduğu bu görüntülerin sonrasında. Aslında tartışma birkaç gündür devam ediyordu. İşin özeti şu: iktidar kaybettiği belediyelere baskı uygulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kadın el emeği pazarına bir baskın düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. Bu sefer de kritik belediye birimlerine böylece engel konulmuş oldu. Kaymakamlık binasının içindeki belediye birimlerine giriş engellendi. Tabii bu görüntülerin nereden geldiğini de anlatmaya çalışalım. Beyoğlu Belediyesi'nin AKP döneminde Beyoğlu Kaymakamlığı ile beraber kullandığı Beyoğlu Hükümet Konağı. Burada bazı birimler ortak kullanılıyordu. Tabii Beyoğlu Belediyesi'nin AKP tarafından yönetildiği dönemden bahsediyoruz. Sonrasında seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandıktan sonra o birimlerin derhal boşaltılması istendi. Talep mesai saati çıkışına denk getirildi. Şimdi Beyoğlu Belediyesi bununla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Hatta yönetmenimizden o paylaşımı da, Beyoğlu Belediyesi'nin paylaşımını da ekranlara getirmesini rica edelim. Zira o açıklamada hem Beyoğlu Belediyesi'nin hem de Başkan İnan Güney'in açıklamasında ayrıntılar vardı. Bakın şöyle söylüyor Beyoğlu Belediyesi: değerli Beyoğlular, şu anda belediye
belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız açıklamasını yapmıştı. Dün sosyal medyadan yapılan bu paylaşımda işte belediye başkanı İnan Güney'in paylaşımı, o da geldi ekranlarınıza. Diyor ki ilgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu'nun hakkını, hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum, devletin dini adalettir, adalet olmalıdır diyor Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada değerli izleyiciler. Şimdi bir kez daha yönetmenimizden rica edelim, o görüntüleri bir kez daha görelim. Buna ilişkin tabii önümüzdeki dakikaları içerisinde o binanın önünde bir açıklama yapılması bekleniyor. O açıklamayı da sizlerle paylaşacağız. Tele1 muhabiri Umut Taş'tan da o noktadan önümüzdeki dakikalarda canlı yayınla bize aktaracak. Bakın işte sabah saatlerinde içeriden yansıyan o görüntüler, bir kez daha altını çizelim. Belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişinden sonra kaymakamlığın içinde bulunan belediye birimlerinin derhal boşaltılması istenmişti. Daha önce AKP'ye seçimden 3 ay önce AKP'li belediyeye tahsis edilen birimlerden bahsediyoruz. Ve sonrasında tabii mesai saati çıkışında bu talep dile getirilmişti. Sabah mesaiye gelen çalışanların, görevlilerin belediye birimlerine girişi engellendi. Aslında amaç net, amaç açık. Belediyeyi çalışamaz hale getirmek, hizmet veremez hale getirmek. Ne oldu da belediye bir anda el değiştirdikten sonra böylesi bir karar alındı? Özellikle iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik son zamanlarda bu tür adımlara dikkat çekiyor. Zaman zaman SGK borcu adı altında, zaman zaman paylaşıyoruz, ekranlara getiriyoruz. Önceki dönemden kalan borçları haczetmek yoluyla belediyelere bu kıskaç devam ederken son eklenen halka da işte bu görüntüler oldu. Beyoğlu Belediyesi'nden yansıyor bu görüntüler. Parantez açalım, önümüzdeki dakikalarda bir gözümüzde Beyoğlu'nda olacak ve ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Şimdi o zaman bir başka sıcak görüntüyü de ekranlara getirelim. O da dünya gündeminden önemli bir başlık. Zira Orta Doğu'da neler oluyor sorusunu da beraberinde getiren görüntüler. İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin önce bir anda eş zamanlı bir saldırıyla birlikte çağrı cihazlarını patlatmasının bir gün sonrasında bu kez telsizlerin patlatıldığını gördük. Ve dünya henüz o görüntülerin şokunu atlatamamışken işte sıcak görüntüler dün gece saatlerinde geldi. Zira İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde pek çok noktaya hava saldırısı düzenledi. Bakalım sıcak görüntülere.